Kazım Karabekir Paşa 12 Nisan'da Gülcemal vapuruyla yola çıkıp Trabzon'a vardı. Oradan karayoluyla Erzurum'a ulaştı. 17 Nisan'da kol ordusunun başına geçti. Yola çıkmadan bir gün önce 11 Nisan'da Mustafa Kemal Paşa'yı Şişli'deki evinde ziyaret etmişti. Mustafa Kemal birkaç gün önce kulak ameliyatı olmuştu. Görüşmede Rauf Orbay da vardı. Karabekir, İstiklal Harbimiz adlı kitabında anlattığına göre Mustafa Kemal'e şunları söyledi. Paşam, ben yarın Erzurum'a hareket ediyorum. İstanbul'da ne vaziyette kalırsanız kalın, bir şey yapmak imkansızdır. Sükût edersek mahvımız kaçınılmazdır. Ve hemehal Anadolu'ya ordu başına geliniz. Milletin kurtuluş anahtarı doğudadır. Orada her şey mümkündür. Ordu kuvvetlidir, halk da beraber gider. Planım basittir, milli bir hükümet teşkili. İstiklalimizi ve hiç değilse milli namusumuzu kurtaracak ancak bu karardır. Karabekir'e göre Mustafa Kemal, bu da bir fikirdir. Ahval günden güne size hak verdiriyor. İyi olayım, size katılmaya çalışırım diye cevap verdi. Bu görüşmeyi Rauf Orbay da doğruluyor. Kendilerinin de bir an önce Anadolu'ya geçmeleri için Karabekir'in ısrar ettiğini anlatıyor. Tarihçi Erik Zürker, Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçme kararını 15 Nisan civarında verdiğini belirtir.